Çanakkale destanını anlatmak üzere 2009 yılında Anadolu'ya çıkmaya karar verdik. Her gittiğimiz yerde daha fazla ilgi gördük. Çanakkale'yi anlattık, Çanakkale ruhunu anlattık. Çanakkale şehrine bütün Türkiye'den ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin gelmesine ön ayak olduk. Son 3 senede 3 defa bize omuz verdi Çanakkale Belediyesi. Bu işi artık yeter, 15 milyon kişiye ulaştık, bırakalım dediğimiz anda yeniden bir hamle ile yeniden bir 5 milyon kişiye ulaşmak üzere Anadolu yollarına çıkıyoruz bugün. Bu Anadolu yollarında Çanakkale'yi anlatacağız, Çanakkale ruhunu anlatacağız. Görsellerimizle buyurun Çanakkale'ye gelin, sizi ağırlayalım diyeceğiz. Ve en önemlisi, bunlar olurken bize bu imkanı veren Sayın Belediye Başkanımıza ve her türlü desteği veren belediye personeline çok teşekkür ediyoruz. Onlar adına ve müzemiz adına Çanakkale ruhunu 2019'da da Anadolu'da anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Müze tırımız 3 yıldan beri desteklerimizle Anadolu'yu geziyor. Geçen sene 2018 Troya yılıydı. Arabamızın bir tarafına tırımızın 2018 Troya yılını bir afişini asmıştık. Diğer tarafında yine Çanakkale savaşlarına ve Çanakkale'yi anlatan bir kompozisyon vardı. Bu sene 2019'da Çanakkale'den başlayarak önce ilçelerle İlgaçan, Yenice, ne kadar ilçesi varsa karşıya da geçerek ilçelerimizi dolaşacağız. Daha sonra da Anadolu'ya tekrar Anadolu'nun içine doğru gideceğiz. Önce Kastamonu'dan başlayacak. Kastamonu'da bir ay kadar bir süre kalacak. Bütün ilçelerini hepsini gezecek. Ve hedefimiz şu, 82 milyona da bu tırı ulaştırmak. Yani Türkiye'nin bütün kentlerine, ilçelerine bu tırımızı ulaştırmak. Çünkü bu sadece Çanakkale'yi tanıtmıyor. Bu milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü de ifade ediyor. Bu tırı gören, bu tırın içine girip çıkan herkes duygularıyla çıkıyor ve ülkenin hangi şartlarda bugün yaşadığımız bu ülke topraklarında geçmişte kimler tarafından bize bu ülkenin verildiğini ve hangi şartlarda buna sahip olduğumuzu izlemiş oluyorlar. Onun için bu aynı zamanda Çanakkale'ye gelişleri de arttırıyor. Çanakkale savaşlarının olduğu alanları gezmek için gelenler her geçen yıl çoğalıyor ve hem bir tanıtım tırı hem de bilinçlendirme tırı diyorum ben bunu. Dolayısıyla sayımız bayağı yüksek sayıda insanımıza ulaştık, şehirlerimize ulaştık ama ben bunu yetmez diyorum. 82 milyon hedef. Yani bütün illerimize, bu tırı ilçelerimize göndermenin mücadelesi içerisindeyiz. Evet, bu tır talep olduğu müddetçe ki olacaktır. Çünkü yeni nesiller geliyor. Evet, görenler, şimdi yeni doğanlar, onların mevcut tek çocuk olanlar, bunların hepsi yarın birer genç delikanlı, genç kız olacaklar. Dolayısıyla her Türk gencinin gençliğinden itibaren bu bilince sahip olması gerekir. Tanıması gerekir. Ülkenin ne şekilde kurulduğunu bilmesi gerekir. Şehitlerimizi, Mustafa Kemal'i ve onun silah arkadaşlarını tanıması gerekir. Ve bundan da kıvanç duyması gerekir. Çünkü bu bizim onur abidemiz Çanakkale. Çanakkale'deki savaşlar, Çanakkale'deki mücadele Türklerin onur mücadelesidir. Dolayısıyla bu onuru bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes, her Türk evladının bunu yaşamasında biz önemli sayıyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Ben Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum.
çok güzel dizayn ediyor. Zaten o bu işin ustası. Bu usta elimizdeyken sonuna kadar ustalığından faydalanacağız. Yol açık olsun. Allah kazası belasız yolculuklar ihsan eylesin. Gittiği her yerdeki bütün sevgili yurttaşlarımızı da selamlarımızı götürsün. Onları kucaklasın diye temennimi de bulunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuk. Selam söyle gitti nereye? Hayırlı olsun.